Radyoterapi nedir? Radyoterapi, kanserin iyonize radyasyon dediğimiz kanser hücrelerini öldürücü radyasyon ışınlarıyla tedavi edilmesidir. Halk arasında ışın tedavisi olarak da bilinir, radyoterapi olarak da bilinir. Radyoterapide amaç, kanserli dokuya en yüksek dozları verirken çevre sağlık dokuyu daha iyi koruyarak tedaviyi sağlamaktadır. 1895 yılında röntgen ve 1896 yılında Becquerel'in röntgenin X ışınlarını ve 1896 yılında Becquerel'in radyoaktiviteyi bulması ve tariflemesi sonrasından bugüne kadar geçen süreç içerisinde radyoterapide çok çok önemli gelişmeler olmuştur. Tomografi, MR, PET-CT gibi görüntüleme metotlarının radyoterapi pratiğine girmesi, radyoterapi yazılımlarının 3 boyutlu görüntüleme, IMRT ve volümetrik art terapi dediğimiz tedavi tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte bugün tümöre daha görerek, bilerek ve yerini tespit ederek hedef noktaya daha iyi atışlar yaparak hem tümörü tedavi etme imkanına sahip olduk hem de çevre sağlıklı dokuyu daha iyi koruyabilme imkanına sahip olduk. Radyoterapide en önemli şey hastaların uyumunu sağlamaktır. Ve immobilizasyon dediğimiz hastaların hareketsizliğini sağlamaktır. Bunun için de çeşitli hastaları stabilize ettiğimiz baş maskesi gibi, pelvik maske gibi, vakumlu yataklar gibi sistemlerle beraber hasta immobilizasyonu sağlanmış ve radyoterapide en son solunum kılavuzluğundaki tedavi metotlarıyla beraber hareketli organlarda bulunan tümörlerin de yeri daha iyi tespit edilerek şu anda mükemmele yakın bir tedavi sunulmaktadır bugünümüz teknolojisiyle. Ama benden 50 yıl sonra bu televizyonun karşısında konuşanlar belki de bizimkilerin şu anki bu şeylerin ilkel olduğunu, o zamanki yeni çıkan şeylerin daha mükemmel olduğunu konuşacak olabilirler. Ama şu anki, şu an içinde bulunduğumuz dönemde hemen hemen bu konuda çok büyük gelişmeler olmuştur. Ülkemiz bu konuda nerededir? Ülkemiz hem cihaz varlığı hem teknolojilerin devamlılığı açısından dünyayla yarışır durumdadır. Şu anda sağlık turizmi açısından önemli bir yer tutmaktadır bu konuda. Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi imkanını bize sunan kombin CT denilen ya da elektronik portal imaging denilen sistemlerin geliştirilmesiyle beraber de tedavi anında birebir görüntüler alınarak hastanın daha önceki çekilmiş filmleriyle üst üste oturtulup tedavi alanları da net görülebilir hale gelmiş ve bundan sonra da tedavi seçenekleri daha da mükemmel hale gelmiştir. Şu günlerde proton tedavisi dediğimiz yeni tedavi modalitesinin de gelişmekte olduğunu bilmekteyiz. Nedir bu proton tedavisi hocam? Proton da bir radyoaktif radyasyon kaynağıdır. Atomun çekirdeğinde yer alan ancak yüksek enerjili parçacık radyasyonudur. Bunları hızlandıran cihazlar vardır ve bu cihazlar sayesinde hızlandırılarak tümörlü bölgeye yönlendirilir ve tümörlü bölgede etkisini oluşturur. Protonun en önemli özelliklerinden birisi bütün enerjisini tümör üzerinde verip diğer dokulara enerji yani radyasyonun etkilerini daha az ulaştıran bir şeydir. Buna biz break peak diyoruz. Yani şeyi hesaplıyorsunuz, tümörün verileceği noktayı, protonu gönderiyorsunuz, gittiği yoldaki enerjisi çok az ama tümörün üzerinde, burada enerjini ver denilen yerde enerjinin tamamını verip alt kısımda da radyasyonun etkilerini en aza indiren bir sistemdir. Tabii bunlar daha çok yenidir ve gelişme aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda belki de radyasyon onkolojisinin radyoterapi pratiğinde yer alacak en önemli unsurlarından biri haline gelecektir.